Haber Merkezi Kanalurfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle Ana Haber Bülteni'nde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Hakkari ve Mardin'de teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda şehit düşen güvenlik görevlerimiz düzenlenen törenler sonrasında memleketlerine uğurlandı. Millet için etti mi ordum sefer, kükremiş aslan kesili her nefer, döktüğü kandan göğe vursun zafer, toprağa bir damlası buş akmasın, boşa akmasın. Amin desin hep bir de yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin. Amin. Allahu Ekber. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan iki özel harekat polisi ve bir asker için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Van Valisi İbrahim Taşyapan, 6. Hudut Alay Komutanı Albay Ali Yalçın, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Tören, şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve saygı duruşuyla başladı. Van Müftüsü Nimetullah Arvas'ın dua okumasının ardından bir süre omuzlarda taşınan şehitlerin tabutları uçağa koyuldu. Şehit özel harekat polisleri Yasin Bora ve Murat Yatar Kalkmaz'ın cenazeleri Ankara'ya, uzman çavuş Muammer Faruk Salgar'ın cenazesi ise Elazığ'a gönderildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristleri etkisiz hale getirmek için kazılan çukurları kapatmak, oluşturulan barikatları kaldırmak amacıyla düzenlenen operasyonda şehit düşen piyade uzman çavuş Raşit Atçı ile Mazıdağ 3 yolunda yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen komiser yardımcısı Kubilay Er için tören düzenlendi. 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri katafalka konularak özgeçmişleri okundu. Mardin Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un okuduğu duanın ardından uğurlandı. Mazıdağ'daki teröristlerce yola düşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kubilay Er'in cenazesi memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine gönderildi. Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında bir eve düşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki piyade uzman çavuş Raşit Atçı'nın cenazesi askeri uçakla Kahramanmaraş'a gönderildi. Dün Mardin ve Hakkari'nin ilçelerinde teröristlere yönelik operasyonlarda 3 polis ve 2 asker şehit olmuş, 19 güvenlik görevlisi ise yaralanmıştı. Teröristlere yönelik operasyonda Şanlıurfalı uzman çavuş Uğur Beşkat'ın aralarında bulunduğu ağır yaralı güvenlik görevlileri Gata'da tedavi altına alındılar. Kanalurfa olarak şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı güvenlik görevlilerine acil şifalar diliyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuda çalışan tüm taşeron işçilerin kadroya alınacağını açıkladı. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin çalışanın yararlanacağı taşeron düzenlemesini Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı. Başbakan Davutoğlu, asıl işlerde çalışan personelimizi kamuya alıyoruz. Ayrıca yardımcı işlerde çalışan kardeşlerimizi de kamuya almayı kararlaştırdık. Böylece ister asıl iş olsun, ister yardımcı iş olsun, dışarıda kalan tek bir taşeron işçisi kalmayacağını açıkladı. Seçim vaatlerimizde asıl işlerde çalışanları kamuya alacağımızı vurgulamış ve daha önce hükümet eylem planımızda da açıklamıştık. Bu sözümüzü yerine getirecek çalışmaları tamamladık. Dün gece saat neredeyse 12'ye kadar süren çalışmalarda nihai noktaya geldik. Böylelikle asıl işlerde çalışan personelimizi kamuya alıyoruz. Hayırlı olsun. Ayrıca vaatlerimiz arasında olmamasına rağmen adalet gereği, eşitlik gereği ve vatandaşlarımızın beklentilerini de göz önünde bulundurarak ayrıca bir karar daha aldık. Ayrıca yardımcı işlerde çalışan kardeşlerimiz için de müjdeli bir kararımızı bütün vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Hükümet olarak çalışanlarımızdan gelen talepler de dikkate alarak
Yardımcı işlerde çalışan kardeşlerimizi de kamuya almaya kararlaştırdık. Böylece ister asıl iş olsun, ister yardımcı iş olsun, dışarıda kalan tek bir taşeron işçisi kalmayacak inşallah. Söz konusu çalışanlarımız özel sözleşmeli olarak aldıkları ücretle beraber çalıştıkları yerlerde çalışmaya devam edecekler. Diğer Başbakan Davutoğlu bu süre içerisinde herhangi bir suistimale izin vermeyeceklerini söyledi. Söz konusu çalışanlarımız özel sözleşmesi olarak sözleşmeli olarak almakta oldukları ücretleriyle beraber çalıştıkları yerlerde çalışmaya devam edecekler. Özellikle belirtmek isterim ki 1 Kasım tarihinden önce kamuda alt işveren yanında çalışmaya başlamış olup halen çalışmaya devam eden kardeşlerimiz bu haktan yararlanacaklar. Bu süre içinde herhangi bir suistimale de izin vermeyeceğiz. Belediyeler ve il özel idarelerinde alt işveren yanında çalışanlar ise bu mahalli idareler tarafından kurulacak şirketlerde istihdam edilecekler. Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı, taşeron düzenlemesinde asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılmayacak. Söz konusu taşeron düzenlemesinden yaklaşık 700 bin çalışanın yararlanacağı belirtildi. Kadroya alınan tüm işçilerin diğer işçilere tanınan tam özlük haklarından yararlanacağı belirtildi. Suriye sınırından yurda girmeye çalışan IŞİD üyesi 10 kişi yakalandı. Teröristlerden birinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği vardı. Sınır hattında devriye görevi yapan askerler IŞİD denetimindeki Cerablus bölgesinden Türkiye tarafına geçmeye çalışan kalabalık grubu fark etti. Sınır hattında askerler gruba dur ihtarında bulundu ve Suriye tarafına dönmeleri uyarısı yaptı. Ancak gruptakiler uyarıya ateş açarak karşılık verdi. Sınır hattına sevk edilen takviye birliklerin de destek vermesinin ardından sınırı geçmeye çalışan gruptaki 2 kişi vurularak etkisiz hale getirildi. 8 kişi askerler tarafından teslim alındı. Yanlarındaki tüfeklerine ve çantalarına el konulan 8 kişiden birisinin üzerinde yapılan incelemede ise patlamaya hazır bomba bulundu. Canlı bomba olduğu belirlenen ve alandan uzaklaştırılan IŞİD üyesinin vücuduna sardığı patlayıcı bölgede sinyallerin kesilmesinin ardından uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Çatışmada askerler tarafından vurularak yaralanan Suriyelinin Halep nüfusuna kayıtlı Ömer Hacı Bedle, Abdülselam İbrahim bölgeye çağrılan ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Canlı bomba teröristin vücudundaki patlayıcıların da etkisiz hale getirilmesinin ardından 8 kişi sorgulanmak üzere Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan incelemede hepsinin Suriyeli olduğu saptanan 8 kişinin terör örgütü IŞİD üyesi oldukları ve Cerablus'tan Türkiye'ye geçerken yakalandıkları belirlendi. Sorgulamaları süren 8 IŞİD üyesinin Türkiye'ye ne amaçla geldiği ve üzerinde patlayıcı bulunan canlı bombanın hedefinin neresi olduğunun belirlenmesine çalışıldığı bildirildi. Karkamış'ta tedirginliğe yol açan çatışmaların ardından güvenlik güçleri Cerablus sınırındaki zırhlı araçlarla önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Karaköprü Belediyesi tarafından Çıralı Mahallesi'ne yaptırılan çok amaçlı salon vatandaşların hizmetine sunuldu. Her kırsal mahalleye çok amaçlı salon yapma taahhüdünde bulunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Çıralı Kırsal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı salonu törenle vatandaşın hizmetine sundu. Açılış törenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı, Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri, Çıralı Mahalle Muhtarı Ali Aslan ve çok sayıda mahalleli katıldı. Açılışta konuşan Başkan Metin Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak söz verdik, başladık ve bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin dedi. Bugün de Çıralı Kırsal Mahallemizin çok amaçlı salonumuzun ve muhtar evimizin açılışının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Karaköprü Belediyesi söz verdi, başladı, bitirdi ve halkımızın hizmetine sundu. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Buradaki bizle beraber olan Çıralı Mahalle Muhtarı, Çıralı Köy Ahalisi
belediye başkan yardımcımız, belediye meclis üyelerimizle birlikte Çıralı mahallemizin çok amaçlı salonunu bitirdik, hizmete sunduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de söz verdiğimiz yerlerin açılışını gerçekleştirir, oradaki halkın hizmetine sunarız inşallah. Tabii buradaki ana hedefimiz buradaki öğrencilerin bir nebze de olsa buradaki çok amaçlı salonda kitap okumalarını sağlamak ve onlara her türlü ihtiyacını sağlayacak şekilde kullanımına sunmaktır. İnşallah en güzel günlerde kullanmasını Allah nasip eder. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Çıralı Mahalle Muhtarı Ali Aslansa mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Karaköprü Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, herkesin emeği geçenlere, herkese teşekkür ederim. خودی پیغمبر جی راضی به با آواز مرا چکر امجی به سنتی خلاص کرین خودی پیغمبر جی راضی به جی امجی را تشکر دکن هر زمان این دا جی اما جمعن Çok amaçlı salonun açılışı sonrası Başkan Baydilli, Çıralı Okulu'nda eğitim gören öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Okumaları konusunda öğrencilerden söz aldı. Tamam, hadi başarılar diliyoruz, tamam mı? Okuyacak. İnsani Yardım Platformu ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından terör mağdurları ve sınır ötesine insani yardım malzemesi gönderildi. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu terör mağdurları ve Suriye'deki mazlumlara yardımlarını sürdürüyor. İnsani Yardım Platformu öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Doğu ve Güneydoğu'daki terör mağdurlarıyla sınır ötesindeki mazlumlara 4 tır yardım malzemesi gönderildi. İnsani yardım gönderme törenine Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem'le çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. 5 yıldır İnsani Yardım Platformu'nun örnek bir davranış sergilediğini belirten Vali İzzettin Küçük, terör olayları ve bakanlıktan gelen talimatla Öncüpınar ve Akçakale sınır kapılarının kapatıldığını söyledi. Konuyla ilgili olarak bakanlığımızdan gelen talimat, bütün geliş gidişleri durdurulması yönünde. Artan terör olaylarını hepimiz görüyoruz, gözlüyoruz. Yani bu ne zaman istikrar kazanır, ne zaman normal bir hale gelir, o zaman tekrar değerlendirilecektir. Ama yani bu konunun şu andaki durumu sınır kapılarının tamamen kapatılması yönünde. Sadece Mürşit Pınar değil bu kapalı olan kapı, bunu söyleyeyim. Akçakale'de yine bir kapımız var, orada kapalıdır. Durumun gereği olarak hükümetin bir emridir. Sınır ötesi, Doğu ve Güneydoğu'daki mazlumlara yardımların devam ettiğini belirten İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, Batı'nın Suriyeli mültecilere gerekli önemi vermediğini belirtti. Avrupa'da göçmen olarak geçmek isteyen bir kardeşimizin kucağında, daha önce bu fotoğrafları çok defa gördünüz, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kucağında bebeği olmasına rağmen bir tane gazeteci çelme takıyor ve bu kardeşimizin geçmemesi için yere düşürüyor. Ve bu insanlığın yüz karasıdır. Şu tabloya da bir bakalım. Bizim kahraman Mehmetçiğimiz insanları kucaklayarak ve şefkatini, merhametini göstermek suretiyle 3 gün içerisinde 190 bin insanı kucaklamak suretiyle ve ülkemize misafir olarak kabul ettik. Bu iki tane insanlık tablosunda ders almamız lazım. Biz neredeyiz, onlar nerede? Biz neyle uğraşıyoruz, onlar neyle uğraşıyor? Oraya giden insanların küpesine kadar, yüzüğüne kadar, bileziklerine kadar el koydular biliyorsunuz. Ve biz buralarda bileziklerimizi, küpelerimizi, yüzüklerimizi bozdurmak suretiyle bu kardeşlerimize kucak açıyoruz ve ekmeğimizi paylaşıyoruz. Onun için bugün de şu iyilik tırlarımızı çıkarırken şunu diyoruz, sözümüz iyilik olsun, özümüz iyilik olsun, yolumuz iyilik olsun, bahtımız açık olsun. Yapılan konuşmaların ardından Vali İzzettin Küçük tarafından insani yardım malzemeleri tırlara yüklendi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından daha yeşil ve güzel bir Şanlıurfa için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Daha yeşil ve güzel bir Şanlıurfa için Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin startını verdiği ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kent merkezi ve ilçelerde sürüyor. Refüj, ana arterler, park ve bahçelerde süs elması, erguvan, çınar, mavi selvi, oya, akasya, salkım defne, limoni selvi ve parkta 50 türden 163 bin ağacı ilk kez Şanlıurfa topraklarıyla buluşturuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezi ve ilçelerde başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında yeşili tarihi dokularla buluşturuyor. Karaköprü'de yeni açılan Atatürk Mimar Sinan GAP Bulvarı Haliliye ilçesine bağlı Şutin bölgesi olmak üzere toplamda 30 noktada ağaç dikimini gerçekleştiriyor. Şanlıurfa'yı rengarenk yeşile büründürecek olan Büyükşehir Belediyesi başlattığı ağaç dikim kampanyasının yanı sıra 4 mevsim boyunca açan ve uzun ömürlü olması nedeniyle bilinen 63 bin adet gül dikimi gerçekleştiriliyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa genelinde 1 milyon 500 bin adet mevsimlik çiçek, süs bitkisi ekimiyle yeşil alan çalışmalarını da sürdürüyor. Oradan baktığımız sonra öyle diyorum. Evet. Çeşitli illerin yöresel ürünleri Rabia Meydanı'nda kurulan sergiyle Şanlıurfalılarla buluştu. Tansiyona, şekere, bal olduğunu ben söyleyeceğim, onu söyleyeyim. Talesemi Derneği öncülüğünde Topçu Meydanı'na gelenler birbirinden renkli ürünleri tanıtma fırsatı yakaladı. Kendilerine özgü ürünleri sergileyen kişiler Topçu Meydanı'nı adeta karnavala dönüştürdü. İl il gezdiklerini belirten stand sahipleri kendi ürünlerini tanıtmak için uğraş verdiklerini söyledi. Şanlıurfa'da da kendi ürünlerini sergileme fırsatı bulduklarını belirten stand sahipleri vatandaşın kendilerine ilgi gösterdiğini söyledi. Bitlis'ten geliyorum hocam. Ne yapıyorsunuz hocam burada? Bal satıyoruz. 10 günlüğüne geldik, şehir şehir geziyoruz zaten biz. Türkiye'nin her tarafını geziyoruz. Orijinal bal satıyorum. Piyasada zaten sahteler aldı başını gidiyor. 4 tanesini 100 liraya, 5 tanesini 100 liraya veriyorlar. Glikoz, şeker bu şekilde satıyorlar. Biz de kendi yöremizin ballarını tanıtıyoruz burada. Ballarımızda şeker ve glikoz içermez. Şeker hastası 100 grama kadar tüketebilir. İlgi nasıl hocam şu anda? İlgi çok güzel. Maşallah iyi. Urfalılar baldan anlıyor. Burada kendi ürünlerimizi tanıtıyoruz. Zeytin, zeytinyağı, yaprak, turşularımız, el yapımı hepsi. Onları tanıtmaya geldik. İl il mi geziyorsunuz yoksa? Evet, il il geziyoruz. Kaç tane gezdiniz şu ana? Şu ana kadar 10 taneye geçmiştir herhalde. Burada kaç gündür? Kaç gündür? 3-4 gündür buradayız. İlgi nasıl peki? İlgi güzel. Alakaları güzel. Kaç çeşit zeytinimiz var? Yani biraz bize tanıtır mısınız? Ya şöyle iki çeşit zeytinimiz var, siyah ve yeşil olmak üzere. Ondan da çeşitleri fazla. Kendi el yaptığımız var. Artı dışarıdan gelen zeytinlerimiz var. Yani onlar da sevenleri var diyeyim öyle. Manisa mesir macunudur. 41 çeşit baharattan yapılır. 41 bitki 41 şifadır. Ürünlerimiz baharat ve bakliyat üzerine. Bakliyat gruplarımız ağırlıkla oranın ürünleri, köy ürünleri ağırlıkta. Ürünlerimiz birinci sınıf kalitededir. Urfa'ya geldik. Urfa halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Kaç gün buradasınız hocam? Önümüzdeki hafta pazara kadar buradayız. Yaklaşık 7 gün daha burada olacağız. 10 günlüğüne çeşitli illerden Şanlıurfa'ya gelen stand sahipleri kendi ürünlerini sergileme fırsatı yakalayacak. Eyüpiye Belediyesi Fenişleri Müdürlüğü ekipleri vatandaştan gelen taleplere olumlu cevap verdi. Sokaklarda çalışma başladı.
Eyüpiye merkez ve kırsal mahallelerde altyapısı tamamlanmış alanlarda stabilize yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla kilitli beton parke döşeme işlemini sürdüren Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca vatandaşlardan gelen talepleri de bir bir yerine getiriyor. Bir yandan mevsim koşullarına paralel olarak çalışmalarına hız veren ekipler, diğer yandan ilçenin farklı noktalarında bulunan sokaklara estetik görünüm vermeyi sürdürüyor. Tabelayı falan hazırla gelin. Tabelayı falan çıkar. Eyüpiye Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ekipleri Buhara Mahallesi'nde bulunan 20 sokağın tamamında bozulmuş olan basamakları yeniden onarıp boyama işlemini yapmaya devam ediyor. Mahallede devam eden çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ettiler. Belediyede Allah razı olsun Ekinci'den. Bizim mahallemizi, sokaklarımızı yaptı. Eline sağlık, çok güzeldi. Çok çalışıyorlar. Allah razı olsun. Biz çok memnunuz. Diğer sokaklar da yapılıyor. Hepsi boyalıyor. Çok güzeldir. Süper yapıyorlar. Burada park yaptılar, ağaç diktiler, Allah razı olsun, sulanıyorlar. Hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Buhara Mahallesi'ndeki vatandaş, sokaklarımızdaki basamakları onarılıyor. Ağaçlandırma ve çimlendirmenin de yapıldığını belirttiler. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, kentte 52 bin Suriyeli çocuğun eğitim gördüğünü söyledi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyeliler, Devteşti Mahallesi'nde 2 katlı 10 odalı evi aylık 1000 liraya kiralayarak okula dönüştürdü. 5 yıldır Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarının eğitimden geri kalmaması için bu evde gönüllü öğretmenler görev yapıyor. Ya ağzınıza sağlık. Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesinde Suriyeli çocukların eğitileceği okulun açılışını Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük yaptı. Çocuklara kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye eden Vali İzzettin Küçük, 360 Suriyeli öğrenciye Türkiye ve Suriye müfredatına göre eğitim verileceğini ifade etti. Tamam. 360 öğrencimiz için açıldı burası. Sabah ve öğleci. Gördüğünüz gibi sınıflar biraz kalabalık. Sıraları tedarik edince birkaç gün içinde artık sıralarda 2 kişi oturacak. Şu anda ilimizde yaklaşık 52 bin Suriyeli öğrenci eğitim görmekte. Biz buna çok önem vermekteyiz. Çünkü yani bu çocuklar bize sığındı. Her şeyiyle sığındılar. Canlarını, mallarını ve istikballerini bize emanet ettiler. İstikballeri de bu çocukların eğitiminden, öğretiminden geçmekte. İnşallah bir gün yurtları, memleketlerinde barış hakim olduğunda bu şehirleri, kasabaları Suriye'yi kalkındıracak, inşa edecek bu çocuklar olacak. Ama bir şartla bizim bunlara eğitim imkanı sağlamamız lazım. Bu bizim boynumuza bir borçtur. Türkiye'de şu anda en yüksek eğitim oranı, yani Suriyeliler arasında tabii ki, Urfa'da 52 bin öğrenci, Suriyeli öğrenci eğitim görmekte. Şanlıurfalı iş adamı Ali Yasan, amca kızı 63 yaşındaki Emin Önen hayatını kaybetti. Şanlıurfalı iş adamı Ali Yasan, amcasının kızı 63 yaşındaki Emine Önen geçirdiği bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
Emine Önen'in cenazesi Yusufpaşa Camii'nde öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman aile mezarlığına defnedildi. Rahimallahu min adel fatiha. Önen ailesi taziyeleri Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bulunan Abdurrahman Yavuz taziye evinde kabul edecek. Kanal Urfa ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Çamlıdere ve Dağyanı kırsal mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı muhtarlar Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Bizim zaten hayalimizdeki... Haliliye ilçesine bağlı Çamlıdere ve Dağyanı kırsal mahallelerinin muhtarları Başkan Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret ederek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Çamlıdere Kırsal Mahalle Muhtarı Yasin Çiçek, Başkan Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret etti. Mahallede yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını aktaran Muhtar Çiçek, okul kütüphanelerine yapılan yardımlar ve yollarının yapılmasından dolayı da Başkan Demirkol'a teşekkür etti. Başkan'a önce baştan teşekkür edelim. Biz başkanı ziyaret etmek için ona teşekkür için geldik. Bizim köyün içindeki bütün malzemeleri yani yollarımızı dört dörtlük yaptığı için onun için teşekkür ediyorum. Bir de bizim okula bizim kültür şeyi olduğu için okul olduğu için bize bütün kitapları getirdi, bütün talebelerimize verdi. Onun için de teşekkür ederim. Bir de bizim içme sularımızı bize destek olduğu için şu anda 6 aydır içme sularımızı da içiyoruz, temiz suyu onun katkısıyla, yani başkanın katkısıyla. Başkan Demirkol da Çamlıdere'yi Haliliye'nin aynası haline getirmeyi amaçladıklarını anlatarak ziyaretlerinden dolayı Muhtar Çiçek'e teşekkür etti. Teşekkürlerini ve ileride yapılması gereken hizmetleri konuştuk. Çamlıdere'ye biz Kutludoğum Haftası münasebetiyle taşınma öğretim yapan okuluna 800 öğrencimize 800 adet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını anlatan bir adet kitap götürdük. Orada yarışma düzenledik ve o yarışmaların neticesinde Haliliye Belediyesi olarak başarılı gençlerimize ödüller verdik. Dağyanı Kırsal Mahalle Muhtarı Nusret Kubat da Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret etti. Taziye evlerinin yapılacağından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Muhtar Kubat, taziye evinin yeri belirlendi. Camilere halı ve klimalar döşendi. Mahalle halkı adına teşekkür ettiğini belirtti. Taziye evi yapılacak. Allah razı olsun. Bizim camlarımıza halı döşedi. Klima taktılar. İki tane camımızı. Çalışmalarına çok memnunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başkan Demirkol ise Dağyanı Kırsal Mahallemizde yaptığımız çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler. Daha sonra yapacakları da çalışmaları da birlikte planladıklarını ifade etti. Dağyanı Kırsal Mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmalar için teşekkürlerini ilettiler. Ve daha sonra yapacağımız çalışmaları da birlikte planladık. Dünyanın dört bir yanından 150 akademisyenin katılımıyla Şanlıurfa'da 1. Uluslararası İslam Tarihinde ve Medeniyetinde Şanlıurfa Kompendiumu düzenlenecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi dünyanın dört bir yanından 150 akademisyenin katılımıyla 25 Mart'ta başlayacak olan 1. Uluslararası İslam Tarihinde ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumuna ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyuma Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Sinan Kaçalin, dünyaca ünlü İslam tarihçisi Profesör Doktor Hüseyin Yaşar, yerli ve yabancı 150 akademisyenin katılacağı sempozyumda Şanlıurfa'ya bakış açısı konuları görüşülecek. 25, 26 ve 27 Mart tarihleri arasında GAPTEM konferans salonunda 16 oturumdan oluşacak olan sempozyum 25 Mart Cuma günü saat 9'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. İslam tarihinin kalbinin atacağı sempozyumda Şanlıurfa ve bölgenin Müslümanlar tarafından fetihleri, İslam medeniyetindeki yeri, İslam medeniyet tarihinden Urfa ve yöresinde yetişen alimler, mutasavvıflar ve düşünürler düzenlenecek oturumlarda anlatılacak.
Şanlıurfa'da İslam Eğitim Öğretim Kurumları, Şanlıurfa ve yöresinde mimari ve sanat eserleri, Müslüman seyyahlara göre Urfa yöresi ve Osmanlı arşiv belgelerine Şanlıurfa'nın değerleri konuları oturumlarla aydınlatılacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan sempozyuma dünyaca ünlü İslam tarihçisi Profesör Doktor Fuat Sezgin'in de katılması bekleniyor. Harran Üniversitesi'nde izinsiz Nevruz kutlaması yapmakta ısrarcı olan öğrencilere polis müdahalede bulundu. 48 üniversiteli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde izinsiz Nevruz kutlaması yapan ve uyarılara rağmen dağılmayan öğrencilere polis müdahale etti. Osman Bey kampüsü içerisinde toplanan bir grup öğrenci önce yürüyüş yaptı, ardından halay çekti. Nevruz ateşi yakmak isteyen ve odun bulamayınca montlarını tutuşturan öğrenciler terör örgütü lehine slogan atmaya başladı. Kampüs içerisinde zırhlı araçlarla önlem alan polis öğrencilere yasa dışı slogan atmamaları konusunda megafonlarla uyardı. Uyarılara rağmen slogan atmayı sürdüren kalabalığa polis zırhlı araçlardan biber gazı ve basınçla su sıkarak müdahale etti. Yaşanan gerginlikte polis slogan atmayı sürdüren 48 kişiyi gözaltına aldı. Elleri kelepçelenen öğrenciler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Nevruz kutlaması bahanesiyle izinsiz gösteri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı. Şanlıurfa Valiliği tarafından pazar günü Nevruz kutlamalarının yasaklanmasına rağmen HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve beraberindeki kalabalık bir grupla ilçe merkezinde Nevruz kutlaması yapmak istemişti. Polisin grubun ilçe merkezine girmesini engellemesi üzerine Baydemir'in yaptığı basın açıklamasının ardından grubun büyük bir kısmı dağılmıştı. Bir grupsa sloganlar atarak Nevruz alanına kadar yürüyüşe geçmişti. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen yürüyüşe devam eden gruba polis müdahale etmişti. Polis müdahalesinde 10 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Siverek Adliyesi'ne getirilen 10 kişi savcılığın ardındansa Cumhurbaşkanı'na hakaret, terör propagandası yapmak, izinsiz yürüyüş, kabahatler kanununa aykırı davranmak suçlarıyla mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 kişi denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.
Türkiye sınırındaki Suriye köylerinde IŞİD'le muhalif gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor. Kilis'in karşısındaki Suriye köylerinde IŞİD militanlarıyla muhalif gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor. Kilis'in Beşeriye köyünün karşısındaki Suriye'nin Tel Humus köyünde terör örgütü IŞİD'le muhaliflerin bir araya gelerek oluşturduğu Fetih Ordusu mensupları arasında dün gece çatışmalar başladı. Sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden çatışmalar nedeniyle sık sık patlama ve silah sesleri duyuluyor. Türkiye tarafında tedirginliğe yol açan çatışmalar aralıklarla devam ederken sınır hattına zırhlı araç ve personeller yönlendirilerek önlemler arttırıldı. Siverek Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından obeziteye dikkat çekmek için sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Siverek Belediyesi Bahar ve Kültür Şenlikleri kapsamında Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi ile birlikte sağlıklı yaşama ve obeziteye dikkat çekmek için sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği düzenledi. Yenişehir Mahallesi'ndeki Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi önünde başlayan yürüyüş Firkan Tüysü Stadyumu'nda sona erdi. Vay vay. Yapılan yürüyüşe Belediye Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi çalışanlarının yanı sıra bir grup vatandaş da öğrenciler katıldı. Yürüyüşün sonunda konuşan Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli eğitim hemşiresi Serpil Şengül, toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bugün obezite ile ilgili, sağlıklı yaşamla ilgili yürüyüş etkinliği düzenledik. Bu konuda Siverek Belediyesi'nden de yardım istedik. Aynı zamanda öğrencilerimizden de yardım istedik. Sağlıklı yaşam için hareket şart diyoruz. Bu bizim sloganımız. Obeziteye dikkat, yaşamına hareket kat diyoruz. Obezite için, sağlıklı yaşam için yürüyüş, koşu, Sağlık Bakanlığı olsun, müdürlük olsun bu tür aktiviteleri öneriyor bize. Bizler de elimizden geldiğince bu tür çalışmalara yapmaya çalışıyoruz. Siverek ilçesinde 3 tane olacak bu yürüyüş etkinliği. Birincisi Mart'taydı. Hayırlısıyla Allah nasip ederse ikincisi de Eylül'de olacak. Yine tüm Siverek halkımızı bekliyoruz desteklerinizi bu konuyla ilgili. Siverek Belediyesi Kültür Müdürlüğü görevlisi Betül Orhan'sa sağlıklı yaşama ve obeziteye karşı farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüşe destek verdiklerini söyledi. Siverek Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Halk sağlığının düzenlemiş olduğu obeziteye dikkat, yaşamına hareket kat projesine Siverek Belediyesi olarak Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nin de katkılarıyla katkıda bulunmaya çalıştık. Özellikle günlük yaşamımızda çocuklarımızın, gençlerimizin sporsuz, fazla hareketsiz bir ortamda yaşamalarından dolayı birlik artırmak adına böyle bir projeyi belediyemiz adına katkıda bulunmaya çalıştık. Umarım Siverek halkımızı da bu konuda biraz uyandırmışızdır. Şanlıurfa Spor'dan yapılan açıklamada takımın sportif direktörü olarak görev yapan Sedat Yeşilkaya'nın görevine son verildiği bildirildi. Şanlıurfa Spor'da yönetimi Balıkesir yenilgisinin ardından sportif direktörü olarak görev yapan Sedat Yeşilkaya'nın biletini kesti. Sarı Yeşillilerin 2. ligde şampiyon olduğu sezon kadrosunda yer alan Yeşilkaya, 2014 yılında futbolu bıraktıktan sonra bir süre menajerlik yapmıştı. Bazı oyuncuların Şanlıurfa Spor'a transferine de aracılık eden Sedat Yeşilkaya, ilk yarının sonuna doğru kulüpte genel koordinatör olarak görev yapmaya başladı.
Balıkesir Spor deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgiyi değerlendiren yönetim kurulu Sedat Yeşilkaya'nın gönderilmesini kararlaştırdı. Şanlıurfa Spor Yönetimi yaptığı açıklamada kulübümüz sportif direktör görevinde bulunan aynı zamanda eski futbolcularımızdan Sedat Yeşilkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görevde olduğu dönemde kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki yaşantısında başarılar dileriz denildi. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.